blok eklemek. Bu derste bloklar hakkında konuşacağız. Bloklar, çizimimiz boyunca kullandığımız tekrar edilmiş şekle sahip nesnelerdir. Sembollere benzerler. Nasıl çalıştığını göstermek adına bu dosyaya bir blok ekleyelim. Ekranımızda inşaat mühendisliği çizim örneği var. Bu bir sitenin planıdır. Park alanına yaklaşın. Park çizgilerine biraz daha yakınaşın. Bir arabayı temsil etmek üzere bir blok yerleştirelim. Bunu yapmak için blok panelini kullanacağız. Bu panelde Insert komutunu tıklayın. İletişim kutusu açıldığında Car yani araba isimli bloğun seçili olduğuna dikkat edin. Sadece sol taraftaki bu seçeneğin işaretli olduğundan emin olup tamam düğmesine tıklayın. Şimdi park bölgesine bir araba yerleştireceğiz. Arabayı imlecimizle tuttuğumuza ve park çizgileri arasında konumlandırabileceğimize dikkat edin. Şimdi eklemek için tıklayın. Bu araba bir bloktur. Seçtiğimizde AutoCAD bu nesneyi tek bir öğe olarak ele alacaktır. Seçimden çıkmak için Escape tuşuna basın. Bu kez yeni bir tane daha ekleyeceğiz. Bu kez iletişim kutusundaki özelliklere bakacağız. Insert düğmesine tıklayın. Name menüsünü bu dosya için tanımlanmış herhangi bloğu seçmek için kullanabilirsiniz. Şu anda sadece bir tane bulunuyor. Eğer bir blok adı seçerseniz sağ tarafta bulunan alanda ön izlemesini görebilirsiniz. Hemen altında işaret kutusu serisi görülüyor. Bu öğeler blok yerleştirme işlemi sırasında AutoCAD'in soracağı soruları temsil ediyorlar. Örneğin, bloğu nereye yerleştirmek isterseniz? Bloğu yeniden boyutlandırmak ister misiniz? Bloğun dönüş açısını değiştirmek ister misiniz? Bu kutulardan herhangi bir işaret koyarak AutoCAD'in her blok yerleştirdiğinizde bu soruları sormasını sağlayabilirsiniz. Şimdilik bu arabayı eklediğimizde AutoCAD sadece ekleme noktasını soracaktır. Tamam düğmesine tıklayarak iletişim kutusunu kapatın. Arabayı diğer arabanın yanına yerleştirin. Gördüğünüz gibi araba park alanına tam oturmamıştır. Arabaya tıkladığınızda bir tutamaç göreceksiniz. Bu tutamaç ekleme noktasını belirtir. Bir başka deyiş de çizime bloğu eklerken bloğu tuttuğumuz noktayı göstermektedir. Bu ekleme noktası yardımıyla bu dosyadaki bloğun yerini tam olarak yerleştirebilirsiniz. Bu tutamacı seçmek için tıklayın. Bloğu yerleştirmek istediğiniz yeri belirleyin. Şimdiki işlem için alanın tam ortasına yerleştirmek istediğimizi varsayalım. Şimdi nesne kenetleyicisini belirleyelim. Bunun için Shift sağ tıklayın. Menüden Mid Between Two Points yani iki noktanın ortası komutunu seçin. İki çizginin uç noktalarını seçtiğinizde AutoCAD bloğunuzu iki noktanın tam ortasına yerleştirecektir. Bloğun tutamacını tıklayarak bloğu ekleme noktasına taşıyabilirsiniz. Zaten ekleme noktası da bir nesne kenetleme noktasıdır. Şimdi yukarıdaki arabaya bakın. Araba park yerine tam olarak ortalanmamıştır. Şimdi aracı taşımak için Modify panelinde Mew komutunu çalıştırın. Bloğunuzu seçip sağ tıklayın. Bu bloğu hangi noktasından taşımak istiyorsunuz? Shift sağ tıklayarak nesne kenetleme bağlam menüsünü açın. Bu menüden Insert yani ekle komutuna tıklayın. Şimdi arabanın üzerinde imlecimizi gördüğümüzde AutoCAD ekleme noktasını bularak yerleştirmek istediğiniz yeri soracaktır. Shift sağ tıklayın. Mid Between Two Points komutunu seçin. Yine park çizgilerinin uç noktalarını seçin. Sonunda araba park alanı ortalanmıştır. Şimdi başka bir blok yerleştirelim. Bu kez park alanının diğer tarafına ekleyelim ve eklendiği anda doğru bir şekilde yerleştirildiğine bakalım. Blok panelinde Insert düğmesine basın. Insertion Point yani ekleme noktası ile ilgili onay işaretini kaldırmayın. Araba diğer tarafa dönük olacağından dönme açısını da sormasını isteyelim. Şimdi penceredeki başka bir işaret kutusundan bahsedelim. Eğer alt tarafta bulunan Explode komutunu işaretlerseniz eklediğiniz blok parçalanacaktır. Hatırlarsanız blok tek bir nesne olarak ekleniyordu. Ancak bu komutla eklenen blok bağımsız nesneler halini alacaktır. Bu örneğimizde arabanın tek parça olarak kalmasını istediğimiz için bu işaret kutusunu boş bırakın. Tamam düğmesine tıklayarak iletişim kutusunu kapatın. Şimdi yerleştirmek istediğimiz noktayı seçelim. Yine nesne kenetleyici kullanalım. Shift sağ tıklayarak Mid Between Two Points komutunu seçin park çizgilerinin uç noktalarını seçin. Bu aşamadan sonra AutoCAD'in dönüş açısını da sorduğuna dikkat edin. Bu adımda ekranda serbest bir nokta işaretleyerek veya yazarak açı belirleyebilirsiniz. Bunun yerine daha kolay bir şey yapalım. F8'e basarak orta modunu aktifleştirin. Ardından bloğu yerleştirmek istediğiniz açıyı yakalayarak tıklayın. Gördüğünüz gibi tekrarlanan nesneleri bloklarla eklemek oldukça kolaydır. Artık bir bloğun ne olduğunu ve bir çizime nasıl ekleneceğini biliyorsunuz. Kendi bloklarımızı nasıl oluşturacağımızı öğrenmek üzere bir sonraki derse geçebiliriz.